Yeniden merhabalar. İki video arasında birazcık mesafe oldu. Sebebi şöyle yan tarafta harika bir proje var. 700 gram ip kullandım. Şimdiden söyleyeyim. Öncelikle şöyle ucundan birazcık gösteriyorum ve kaçıyorum. Şimdi öncelikle örneğin yapılışını küçük bir numunede anlatacağım. Çünkü 38-42 bedene uyumlu bir şekilde ördüm. Kolları uzun, salaş bir hırka yaptım. Diz mesafesine kadar boyu uzayabilmekte. Eğer siz kollarını birazcık daha kısa yapmak istiyorsanız, videonun devamında verecek olduğum kol ölçüsünü 10 santim kısa yapın. 15 santim gibi algılayın. Çünkü 1,60 boy, 40-42 beden arası bir ölçüye göre kol uzunluğu bileğin hemen üstüne kadar uzun oldu. Onu da şimdiden belirteyim. Videoyu atlamadan izleyin lütfen. İçerisinde defalarca anlattığım şeyler sonra yorumlarda bana çok çok soruluyor. Özellikle kaç ip kullandığım, tığ numarası ve benzeri ip kodu gibi bilgileri yorumlarda tekrar cevaplamayacağım. Onu da şimdi buradan hatırlatmak istiyorum. Takdir edersiniz ki onlarca, yüzlerce video var. Video içeriğini tek tek yorumlarda yazmam mümkün değil. Şimdi örneğimin başlangıç kısmında tığ işi bir. Örneğimin başlangıç kısmında tığ işi bir lastik uyguladım. Önce projemizin genişliği kadar zincir çekiyoruz. Tığ ölçüsü olduğu için ilmek sayısı yok, santimetre olarak zincir sayısı var. Çok sıkı olmayacak şekilde zincir çekiyorum. Herhangi bir ip de gösteriyorum. Modelde kullandığım ip kartopu Deluxe'tür. 0909 kodu, çok beğendiğiniz siyah beyaz gri bulut şeklindeki iptir. Çok kolay bir örnekle harika bir model paylaşacağım. Burada örnekten ziyade sonuç bizim için önemli. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum ve beğenilerinizi, abonelikleriniz ve paylaşımlarını fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Destek olursanız motive edersiniz ve bu tarz projeleri çoğaltırım. Çünkü çekimleri ve hazırlaması bir haftamı aldı. Bunlar emek isteyen uzun süreli projeler. Devamlılığı sizin geri dönüşlerinize bağlı. Şimdi projemizin uzunluğu kadar zincir çektikten sonra 3 ve katları artı 2 olacak şekilde trabzan sayısını hazırlıyoruz. Şimdi küçük bir parçada önce örneği göstereceğim. Trabzanı ördükten sonra birinci sıra lastiğin ön görüntüsünün düz trabzanlı başlangıç kısmı olmasını istediğimden dolayı lastiği tersten uygulayarak başlayacağım. Burası arka sıradır, onu belirteyim. Kenar trabzanını örüyorum. Bir düz, bir ters tığ işi lastik uygulayacağız. Balık sırtı da diyebiliriz. İki ve katları olarak devam ediyor. Bir tane normal trabzan. Arka sıradan örülüş şekli budur. İlmeği bu şekilde alırız. Ön sıradan örülüş kısmı daha kolaydır. Yuvarlak ördüğünüz projelerde hep önden öreceğiniz için çok daha kolaydır. Kare battaniye gibi ortadan başlanan. Yine bereler, çantalar, patikler bu tarz projelere dahil, boyunluklar. Tek başına örnek olarak da kullanabilirsiniz. Burada yaptığım gibi lastik olarak da uygulayabilirsiniz. Bir tane normal trabzan, bir tane de ön trabzan olmak üzere bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonundaki trabzanım ön trabzan olarak denk geldi. Evet, ön tarafa dönüyoruz. Sıra daha lastik örmek istiyorum. İki tane zincir. Şimdi kenar kısmı ön trabzan denk geldiği için buraya dokunmadım. Zaten dikiş gibi kalacak. Yanındaki normal trabzanı örüyorum. Arka sırada dolanarak örmüş olduğum trabzanı önden alarak örüyorum bu defa.
Bir düz. Trabzan bir, ön Trabzan. Her sırada kaydırarak uygularsak uzun ve kısa trabzanları Alpine modelini elde ediyoruz. Onu da biliyorsunuz. Evet, 3 boyutlu lastiğimiz. Son kez arka sırayı göstereyim. Düz trabzan da bitmişti. Yine kısa trabzan, düz trabzan. Şimdi ön trabzanı ile dolanarak örüyorum. Yine bir düz. Bir tane dolanarak örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Ön taraftayım. Şimdi örneğin uygulamasını yapacağım. Çok kolay, bildiğiniz bir örneği kullanacağım. Siz ister yazlık, ister kışlık, ister delikli, ister deliksiz, ister şiş, ister tığ örgü olarak istediğiniz örnek modeli kullanın. Buradaki ana amaç hırkanın şablonu, ölçüleri ve pratiklidir. Hiç dikiş olmadan tek hamlede örüp bitireceğiz koskocaman hırkayı. Tekrar ediyorum. 700 gram ip, 38, 40, 42 bedene uyumlu, uzun, kolları da uzun, birazcık bileğin üzerinde 4 milimetre tığ kullandım. Bilgileri tekrar ediyorum. Birinci sıra, kenarda 2 tane zincir ile trabzan ördükten sonra bir tane trabzanı atlıyorum. Diğer trabzanın üzerinden bir tane daha. 2 tane zincir. Dip noktasından aynı yerden. Tekrar ipimi doluyorum. 1, 2 tane atla. 3. trabzanın içinden 2 tane zincir. 1 ve kroşe. İpimi alıyorum. 2 tane atlıyorum. 3. trabzanın üzerinden arasında 2 tane zincir. Tekrar dip kısmından 1, 2 tane atla. 3. Ölçünüz boyunca bu şekilde birinci sırayı tamamlıyorsunuz. 3 ve katları artı 2 olarak hazırlamış olduğumuz lastiğin üzerine örneğimizi uyguladıktan sonra kenar kısmında 2 tane ilmeğim kalıyor. Artı 2 buydu. Bir tanesini atlıyorum. Bir tanesinin üzerine tekrar normal trabzan örüyorum. Kenar trabzanları. Birleştirme esnasında bunları kullanacağız. Sonrasında dönüyorum. Bu sırayı da göstereyim. Zaten bir şey yok örnekte. 2 tane zincirle çıkıyorum. İlk V kafesin içinden 2 tane zincir, tekrar kafesin içinden 2 alıyorum. Diğer V kafesin içinden 2 tane zincirle yeni bir V kafes örüyoruz. Bu örneği sıra sıra rengarenk de uygulayabiliyorsunuz. Tek sıra yaparsanız her sırada ipi koparmanız gerekmekte. Ve yine kenar trabzanın üzerinden alarak bir tane trabzanla bitiriyorum. Son kez. Bu şekilde, başka hiçbir şey yok. File model çalışıyorum.
Şimdi örneğimizi gördüğümüze göre hırkanın yapılışına aşama aşama geçebiliriz. Evet, şimdi ördüğümüz parçaya geçelim. Şemasını, ölçülerini vereceğim. Bu ölçü keyfi bir ölçü. Siz kendiniz boyunu, uzunluğunu, kol uzunluğunu, genişliğini, her şeyini kendiniz, kendi isteğinize göre yapacaksınız. Şimdi başlangıç kısmından itibaren kol altına kadar ördüm petek şeklinde. Üçüncü yumaktayım. Bu sırada şeritler eşit. Yani renk geçişleri eşit. Şuradan göstermek istiyorum ne yaptığımı. Benim istediğim ölçüye göre. Ben de ördükçe ölçüleri belirleyeceğim. Çünkü belirli bir kalıbım yok. Deneyerek ve istediğim ölçüye uygun şekilde gidiyorum. En sonunda hepsini, bütün bilgileri toparlayacağız. Ve siz de kendinize göre uyarlayacaksınız. Başlangıç kısmı, şurası lastik kısmı, 5 cm yüksekliğinde 54 cm eni, 54 cm şu mesafe. Kendim şu boy uzunluğunu, dize yakın bir boy istediğimden dolayı birazcık ütüleyince de tabii ki birkaç santim uzayacaktır. 65 cm olarak istiyorum şurayı. Yani komple bu parçamın uzunluğu 65 cm. Tamamen size bağlı. Kol altından 2-3 parmak altından bu ölçüyü oluşturacaksınız. Ne kadar istiyorsanız. Şimdi kol altına geldik. Burada iki tane seçeneğimiz var. Modelimiz tek bir parça ve dikişsiz olacak şekilde. Yakaya geldiğimiz zaman 2-3 tane seçenek var. Size onları önereceğim. O kısmı şu anda kafanız karışmasın diye çizmiyorum. Sırayla gidiyoruz. Şimdi kol altına geldiğimiz zaman kimono tarzı, abaya tarzı, düşük kollu, geniş bir kol öreceğimden dolayı bu kolu daha sonra bitirince ucuna manşet yaparak balon kola çevirebilirsiniz. Kısa veya uzun da yapabilirsiniz. Şuradaki geçişi yeni başlayanlar özellikle elimdeki şu anki dikdörtgen parçadaki gibi keskin bir şekilde direkt olarak şöyle ekleme yaparak burayı geçebilir. İsteyenler de hafif bir birkaç ilmeklik arttırma ile küçük bir kavis ile kol altı dönüşü yarım ay şeklinde yaparak geçebilir. İkisi de olur. Çok da bir şey fark etmez çünkü düşük kol. İpimizin dumanlı kırçıllı yapısı gerçekten çok hoş. Bu ipin başka ne renkleri var bilmiyorum. İnanın hiç de bakmadım. İpimin beyaz kısmına kadar ben sırt bölgesine 1-2 santim daha uzatacağım. Yani 64-65 santimetreydi. 66 santimetre, 67 santimetreye ulaşabilir. Zaten bir sıra falan örer burada da. Çok önemli değil. Sadece burada bir sırada ben size kol kavisini göstereceğim. Şu kol kavisini nasıl yapabilirsiniz onu göstereyim. Normal olarak sıramı bitirdim. Dönüşte biliyorsunuz tek trabzan var. O tek trabzanın olduğu yere 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Dip kısmından, hemen tepesinden bir tane V kafes yapıyorum. Alıyorum. Yan taraftan. Normal olarak örgüme devam ediyorum. Bunu bir sırada daha yapmanız yeterli. Bir tane daha V kafes yaparsınız. Şöyle yarım ayı kafesi, yandaki eğimi sağlamış olursunuz. Sırayı tamamlıyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Kenardaki trabzanın üzerinden bir tane daha V kafes örüyorum. Eğer kolu yarasa kol olarak yapmak istiyorsanız, bu şekilde dikdörtgen geçişli değil de, o zaman her sırada son ilmeğe bir tane daha V kafes eklersiniz. Bunu tabi daha aşağıda yapmaya başlarsınız boyut olarak. Kol altının 3 parmak altında değil de mesela şöyle biraz daha 5 parmak kadar
Alt kısmında bunu yapmaya başlarsanız her sırada yana doğru birer birer arttırdığınız zaman geniş bir daire elde edip kol ucu daha dar olan yarasa kolu elde edebilirsiniz. İstediğiniz şekli kolaylıkla verebilirsiniz. Evet, şimdi parçanın sonunda kol için bir şey yapacağız. Bu benim örmekte olduğum yumağım. Bu mesafe genişlediği için benim şu çizgilerim daralacak. Benim gibi birazcık böyle simetriye, oran orantıya takılı kalanlarınız varsa ve muntazam tek düze bir görüntü istiyorsanız öbür ip ile destekleyeceğiz örgümüzü. Nasıl yapacağız? Şimdi daha net anlayabilmek için beyaz ipte geçişi yapmaya karar verdim ben. Beyaz ipin olduğu kısımda kolu başlayacağım. O yüzden bu son kalan kırçıllı kısmı zincirde kullanıyorum. ...25 cm kadar bir kol yapacağım. O yüzden örgüde çok az toplayacağını da düşünüyorum. 25 santimetre zincir çekiyorum. Şöyle çok kasmadan, birkaç santimetreden bir şey olmaz. Birkaç tane daha çekeceğim. Çünkü dönüşte de V kafesi yapacağımdan dolayı şöyle 25 santimetre kadar zincirimi çekiyorum. Şimdi bunu bırakıyorum. Burası sol kol veya sağ kol fark etmez. Örneğin içi dışı bir. Burası sol kol çünkü lastiğin yönüne bakıyorum lastik yaptığım için. O olmasaydı arkası önü fark etmeyecekti. Şimdi aynı şekilde sağ tarafa ekleyeceğim. Bu defa yeni ipimi açıyorum. İplerin dışından bakın beyaza en yakın sarma şekli olan ipi tercih edersiniz. Siz kırçılı da yapıyorsanız bunu ona göre yaparsınız. Dış kısmını alıyorum. Burayı sonradan yine başka yerlerde kullanabilirsiniz. Şöyle zincir çekebileceğim kadar kısmı az kırçılı olan taraftan ayırıyorum. Bu iple daha önce yaptığım modellerde beyazı üçüncü bir renk sananlarınız oldu. O da aynı ipe dair bir kısımdır. Ayrı bir ip değildir. Ayırıyorum bu kısmı. Sol tarafta zincirim var. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Yeni ipimi buraya takıyorum. Tekrar arttırma yapmıyorum. Uçta çünkü bir kez arttırma yaptım. Burada da bir kez yapmıştım. Kenardan takıyorum ipimi. Burayı güzel sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şöyle bir kez de sık iğneyle sabitleyebilirim. Ve sonrasında karşı tarafta ne kadar yaptımsa burada da aynı miktarda örüyorum. İşin kolayı şudur. Burada birazcık zincir çekeceğiz. Kolların eşit olabilmesi için zorlanmamak adına öbür tarafı örüp geldikten sonra burayı dengeleyeceğiz. Göstereceğim nasıl yapacağımı. Bir sıra bu yumaktan, bir sıra öbür yumaktan öreceğim. Rengi dengelemek için bunu yapıyorum. Siz takılmıyorsanız aynı yumakla devam edin. Gidin çizgileri inceleyecektir. Düz renkte de sıkıntı yoktur zaten. Evet. Çok sıkı olmamak kaydıyla zincirimi bu kısımda da oluşturuyorum. Ve şimdilik bunu bırakıyorum. Burada beklesin. Öbür tarafta zincirim hazır. Orada bırakmış olduğum ipimi, ana ipimi alıyorum. Geriye doğru dönüyorum. Zincirimi düzeltiyorum. Dönük olmasın, kolay örmek için. Ve şimdi kaç tane gelecek bilmiyorum. Kenar trabzanı olarak burayı algılıyorum. 3-4 tane zincir atladıktan sonra
Yine burası benim kenar trabzanım olsun. Dileyenler bu yan tarafta lastik yürütebilirler. Herhangi bir lastik yürütebilir kol ucu için. Ben sonradan yapacağım. 2 tane zincir. Tekrardan dip kısımdan bir V kafes. Bir, iki. İki tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirden. Modeli tekrar kuruyorum. Sıra başında lastiğin üzerine uygulamıştık ve orada da 2 adet atlamıştık. Şurada. Burada da aynı mantığı kullanıyorum. Bir, iki tane atılıyorum. Kasmaması için. Tekrar dip kısımdan. Şimdi zinciri tamamlıyorum. Evet, kenardan itibaren 14 adet V kafes ördüm. 14 adet. Şimdi sonuncu, şurada az bir mesafem kaldı. Oraya yerleştiriyorum. 15 adet oluyor. İpin örmesini ben çok sevdim. Tığla da şişle de çok rahat ördüm. Maksat yeni başlayanlar da kolayca örsünler. Kafanız yorulmasın. Diktim, kestim diye böyle bir şey düşündüm ben de. Sıranın sonundaki zincire geldim. Son kenar kafesimi de örüyorum. Şimdi zincir kısmını bırakmıştık. Baş tarafta diğer zincirde 15 adet V kafes ördüm. Burada da aynı oranı tutturacağım. Şuradan başladım. Bir, iki zincir atlıyorum. Üçüncüden itibaren aynı sistemi uyguluyorum. 1, 2. Bu kısımda zincirimin ucu açık olduğu için istediğim gibi uzatabilirim. Saymak zorunda değilim. Tamamlıyorum. On beş adet V kafesi ördüm. İki taraf da hazır. Yani şurası ve şurası. Evet, 25 santimetre. Orayı da yazalım. Şimdi burada ne yapıyorum? İki tane ip yürütüyorum, 2 adet. Çünkü yabancılar da izliyor çünkü. Şu çizgilerin eşit olmasını istiyorum. Takılmıyorsanız söylediğim gibi gerek yok. Evet, sıranın sonundayım. İpimi alıyorum ve son kenar trabzanını öreceğim. Onu şöyle
Bu ipimi bırakacağımdan dolayı. Diğerinin içinden geçerek de yapabilirim. Dibinden de yapabilirim. Bunu buraya kitlemek için. Kitlemesek de olur. Yukarı çekeceğiz çünkü. Kitledim. Yukarıya çıktım. Çıkarken kolaylık olması açısından. Bunu bırakıyorum. Bu ipimi bırakıyorum. Bununla devam edeceğim. Renk aynı renk. Diğer ipimi alıyorum. Yukarıya taşıdım. Taşıyınca şöyle bir kez kapatıyorum. Dönüyorum. İlk sırada olduğu için burası biraz gevşek oldu. Önemli değil. Şöyle içinden geçeyim, sabitleyeyim. İki tane zincirle kenar zincirimi örüyorum. Ondan sonra normal V kafesimi örüyorum. Kolay bir örnekle gösterdim ki hem şablon hem de örnekle uğraşmayın diye siz istediğiniz örnekle yapın. Deliksiz de olur. Sadece trabzan da olur. Yeniden örmeye başladım şimdi. Tamamını. Şimdi tamamını örüyorum. Buraya kadar geliyorum. Evet, şimdi şuradan başladık. Ördük, ördük, ördük. İpimiz orada kaldı. Bu ucu da tamamladık. Şimdi renk geçişini ben her sırada yapacağım. Çünkü mesafem uzak. Siyah ve beyaz kısımda sıkıntı olmasını istemediğim için her sırada ipleri yürüteceğim. Kısa mesafelerde iki sırada bir bunu yapabilirsiniz. Bu ipi burada bırakıyorum. Normalde ön yüzden örerek dönmem gerekiyor ya. Onu yapmıyorum. Bunu burada bırakıyorum bu uçta. Öbür uca geçiyorum. Biraz önce bırakmış olduğum ipi alıyorum. Nasıl olsa örneğin önü arkası yok. O yüzden şuradan bıraktığım yerden bu şekilde her sırada birer sıra örecek şekilde yukarı taşıyorum ipimi. İki ipi birlikte yürüterek örgümü örüyorum. Ve bu şekilde öreceğim. Buraya kadar geleceğim. Geldiğim zaman bu ipi bırakacağım. Tekrar bunu alacağım ve dönüşten devam edeceğim. Bu şekilde öreceğim. Ne kadar öreceğim? Kolun orta kısmı şurası. Bu mesafeyi öreceğim. Ense kısmından iki parmak aşağıya kadar o ölçüyü de size vereceğim. Şu mesafeyi devam edip örüyorum. Yaka kısmının yol ayrımını çalışacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şöyle ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Bakın, ipleri çift taraflı yürüttüğüm zaman dengeledik çizgileri, eşitledik. Görüntü bütünlüğünü sağladık. Bu da size ekstradan bir bilgi olsun. Şimdi yaka kısmına geliyorum. Burada birkaç tane yol ayrımımız olacak. Burayı lütfen çok çok dikkatli dinleyin. Hangi modeli nasıl seviyorsanız orada size fikir olması açısından tek tek sakin sakin anlatacağım. Buradaki kolun uzunluğu
genişliği tamamen sizin giyim tarzınıza bağlı. O yüzden böyle bir şeyi örerken beğendiğiniz bir model varsa elinizde, hazır bir giyim de olabilir, onun ölçülerinden faydalanarak ilerleyin lütfen. Bu arada dördüncü yumaktan şu kadar kaldı. İlk yumağın bir miktarını da ben size örnek anlatımda kullanmıştım. Yani şu kadar daha olduğunu düşünün. 3,5 yumak diyelim. Şu anki sarfiyat. Burada birkaç tane yol ayrımımız var. Fikir var. Önce kolun genişliğini vereyim. Kendim için uygun gördüğüm ölçü şu anda 22 santimetre oldu. 22 santimetre, ama bu 1-2 santim daha uzayacak çünkü ense kısmını bırakacağız. Böyle dümdüz kesmeyeceğiz. Kare kesmeyeceğim. Hafif yuvarlak keseceğim. Şu anda ense kesiminin birkaç santim altındayız. Tamamen örgünün ortasını buluyorum. Bu kısım, şimdilik kalem koydum. 54 santimetre olan gövde genişliğinin tam ortası, yani gövdenin ortası 27 santimetre olan kısım burası. Kol hariç, kolu saymıyorum. 30 tane desen var. 15. desen diyelim. Şemadan her şey daha kolay olacak. Evet, şurası orta kısım. Merkez. Bunu yukarı doğru gittiğim zaman şuradayım. 54 santimetrenin yarısı, 27 santimetre şuradan itibaren. Kolları saymıyorum. Direkt deseni sayın. Daha kolay oluyor. Şuradan deseni sayın. Ortaya gelin. Ve yukarıya doğru çıkın. Tamamen ortasını rahatlıkla bulursunuz. Şöyle 1-2 santim aşağısından hafif bir kesim yapacağım. Bunu karede yapabilirsiniz. Şimdi bu noktada şöyle seçeneklerimiz var. Eğer ki ön tarafını hırkanın tamamen kapansın istiyorsanız, arka genişliği, ben şu an normal standart ölçümüzün biraz üzerinde başladım. Çünkü tamamen kapansın şekilde istemediğimden dolayı. Şu ölçünüzü normale yakın ölçüde başlayın. Buraya geldiğiniz zaman yaka kesimi yaptıktan sonra, dilerseniz ben o şekilde inmeyeceğim ama seçenek olarak anlatıyorum. Şurası ense kısmı. Öne doğru devrilirken şöyle arkadan öne doğru uzatacağımız parçayı örerken burayı V şeklinde şu kol altında yaptığım gibi kenarda birer adet olmak üzere arttırarak önü biraz daha geniş de yapabilirsiniz. Üst üste binmesini isteyenler için konuşuyorum. Biraz daha geniş olacak şekilde, yani şurası 27 santimetre ise atıyorum 30'ar santimetre olacak şekilde olabilir bu. Tamamen tercih meselesi. Ona göre ölçüsünü ayarlayarak sağ ve sol kenarı örerken V şeklinde ortaya kadar birleştirebilirsiniz. Bunu yaparken şuna dikkat edeceğiz. Üst üste denk gelsin istiyorsanız lastiği göz önünde bulunduracaksınız. Burada ikinci seçenek. Lastiği kalın istiyorsanız, şu ortada bırakacağımız ense genişliğine, birazdan oraya geçeceğim, biraz daha geniş bırakacaksınız. Şu kısmı da tamamen denk ölçüde yapabilirsiniz. Lastik kısmı pat olarak üst üste gelecek kısım olarak olabilir. Lastiği kalın istiyorsanız. Üçüncü seçenek, lastiği ince istiyorsanız, şuraya katacak olduğunuz bordürü, lastiğin genişliğini göz önünde bulundurarak, hesaplayarak yine ölçünüzü ayarlayın. Dördüncü seçenek, kenarı da tığlama yapacağım, hiç lastik uygulamayacağım diyorsanız birebir ölçüye sadık kalın ve sadece kenar oyasına devam edin. Peki ben burada nasıl bir model uygulayacağım? Şimdi onu buraya çiziyorum. Evet, dersimize geçiyoruz. Ben burada önü tamamen birebir kapanmayan şekilde, ama daha sonrasında ördüğüm lastiğe, şu andaki fikrim bu değişmezse, beraber ilerliyoruz çünkü, geniş bir lastik olarak örüp şal yaka gibi ense kısmından şöyle şuraya kadar gelen kısma birazcık kıvırabildiğim, dönebildiğim şekilde tasarlıyorum. Öyle yapmayı planlıyorum.
O yüzden öndeki ölçü kaybını telafi etmek için eğer bu modeli tercih ederseniz arka sırayı normalden fazla başlıyorsunuz o yüzden. Yani bu benim normal ölçümde eğer bir 10 santim daha dar olması gerekiyorsa ben bunu bir 10 santim kadar geniş örerek arka parçayı normalden standarttan ön tarafın ölçü kaybını buraya kaydırmış oluyorum. Lastik örgü ile de takviyeleyerek istediğim ölçüye gene ulaşıyorum. Önü açık, beli kemerle arkaya bağlayarak veya salaş modeller, yelek, hırkalar bu şekilde yapılıyor. Ve bu çok moda, hazır giyimde de çok fazla var. Ve tekrar ediyorum, önü tamamen kapansın istiyorsanız şu V yaka oyuntusunu verip veya yuvarlak oyuntuyu verip devamlı örgörenler onu bilir. Bu ölçüyü tamamladıktan sonra devam etsin aşağıya doğru. Biz bu şekilde devam edeceğiz ve o kaybı da lastik ile tamamlamaya çalışacağız. Evet, şeklimiz budur. Bir tane daha öneri, size çok güzel bir öneri çeviriyorum. Dilerseniz çizgilerin yatay değil dikey olmasını istiyorsanız, batik ip kullanacaksanız kol ucundan başlayın. Start kısmı kol ucundan başlayın. Biraz önceki kol arttırmasını gövdede yaparsınız. Ve bu şemayı takip ederek şurayı da düz kesebilirsiniz o zaman. Yuvarlak olmasa da olur, hiç fark etmez. Ve tekrar arttırma yaparak şu kol ucunda finish bitiş olarak yapabilirsiniz. Tam tersini çizgiyi dikey istiyorsanız. Bakın bir videoda size 6-7 adet seçeneği anlatıyorum. Size daha yararlı olmaya çalışıyorum ve sizin motive edici yorumlarınız, beğenileriniz, paylaşım ve abonelikleriniz bana güç verir. Güçlenirsem daha da güzel videolar size çekerim. Siz de faydalanırsınız, ben de faydalanırım. Şimdi şu ense kısmının ölçüsünü neye göre ayarlıyoruz ona gelelim. Normalde 54 santimetre düşük kola göre benim gövde ölçüm. 3'e bölüyorum. Santimetre. Parçayı 3 eşit parça olarak düşünün. 18 santimetre ense kısmında lastik ilavesi olacağı için burayı biraz daha geniş tutmamız gerekmekte. Normalde ense ölçüsü de geniş tutulur omuza göre. Mesela normal bir kesimde kol kesimi olduğu için burası daralacağından dolayı normalde şurası çok daha kısa mesafe olacaktır. İşte bu genişlik sizin öreceğiniz lastiğe bağlı. Ense kısmını gene gidin, hazır bir kıyafetinizden faydalanın, onun ölçüsünü alın, lastik genişliğini çıkarın, ona göre yine belirlersiniz. Ama ölçüsü örgüye göre belirlenecekse kol kesim olduğu zaman 3'e bölüyoruz, orta kısmı 1-2 santim daha geniş bırakıyoruz. Ama böyle düşük kolda yine 3'e bölüyorum. Yine burada eksiltme yapacağım. 3 tane 18 santimetre gerekiyor. Ben bunu birazcık küçülteceğim. Burada ben lastiği de geniş tutacağımdan dolayı bu ölçüyü omuz kısımlarını hesaplamak zorunda değilim ama anlayın diye tekrar söylüyorum. 3 tane 18 yerine sağ omuz, sol omuz ve ense kısmı oluyor. Bunu iptal ediyorum. Kaydırma yapıyorum. Ense kısmını genişleteceğim. Bunu da göz kararda yapabiliyorum. 24 santimetre ense kısmını 15 santimetre ve tekrar 15 santimetre olarak yine toplamda 54 santimetre yapıyor. Toplamı yine aynı. Sadece parçalamış olduk. Şu kısım. Şu ense kısmının şu iki noktası arası 24 santimetre olacak. Şurası orta kısım. Burayı birden kesersek lastiği ördüğümüz zaman düzgün durmayabilir. Burayı çok yukarıda bırakırsak, hiç kesme yapmazsak ense kısmında lastik bizi rahatsız edecektir. Şimdi bu kısmın yapılışına geçelim. Şu parçanın da ölçüsü belli oldu. Onu da yazalım. Gövdenin hizasından, kol hariç gövdenin hizasından 15 santimetre. Bu şablonu tekrar en son göstereceğim bütün olarak ekran görüntüsü alıp bakarak rahatlıkla yapabileceksiniz. 15, 15, 30, 24 santimetre üçü birlikte 54 santimetre yaptı. Evet, şöyle bütünden gösterelim. Ense kısmına geldik.
Burası orta noktamız, merkez. Şu kısım 24 santimetre olacak. Sağda 12, solda 12 olacak şekilde. Ama ne yapacağım? Daire olarak keseceğimden dolayı 1-2 sıra birden başlayacağım. Yani ortası 12 sıraysa şuraya kadar geleceğim ve geri döneceğim omuz için. Oraya da şu kalemimi bırakıyorum. Ve sayıyorum. Kaç adet? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet sağda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 adet solda. Bu kısımları çengel iğnelerle belirtebilirsiniz. Ayırarak şaşırmamak için ben de takacağım birazdan. O şekilde yapacağım ama hafif bir kavis vereceğimden, dikdörtgen kesmeyeceğimden dolayı önce şuraya kadar geleceğim. Sonra burayı kol altında yaptığım gibi şöyle yarım daire şeklinde tamamlayacağım. Şöyle 3 örnek içeriden başlayacağım. Ve 3 sıra boyunca bu 3 sırayı keseceğiz. Şimdi o kısma geçeceğiz. Evet, şöyle çatal iğneleri taktım. Yeniden hatırlatıyorum, benim gövde kısmı normal ölçümden geniş olduğu için enseye bıraktığım mesafe de normalden geniş oldu. Normal bir kesimde bu kadar geniş olmayacaktı bu ölçüye göre. Çünkü şuradaki kol kesiminden sonra kalan mesafeyi biz 3'e bölecektik ve ense kısmını birazcık genişletecektik. Geniş lastik öreceğimden dolayı ense kısmını birazcık geniş bırakıyorum. Geniş lastik öreceğimden dolayı. Yeniden hatırlatıyorum. Normalini isterseniz şöyle 2 desen daha küçültebilirsiniz. Ortadaki modelle birlikte 7. Yine bu kısımda da 7. Toplamda 13 adet model bıraktım. Şimdi sağ omuzdan şuraya kadar geliyorum. Evet, şimdi çatal iğneye kadar geldik. Burada şöyle bir şey yapacağız. Buraya kadar kesme işlemi yapacağız ya. Şöyle kalsın önde. Işığı kapattım çok yansıyor diye. Bir. İki. Ve 3. Yakanın yayılmaması için bu işlemi yapıyoruz. Evet, buraya geldik. Şimdi geri döneceğim. Kenar trabzanı yapmıyorum. Olduğu gibi dönüyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincirle diğer örneğin hemen yan tarafına, şunun tepesine olur. Çok, çünkü burada boşluk olmasını istemiyorsam düz trabzanımı buraya örerim. Ondan sonra yandan bir örnek daha eksiltmiş oluyorum. Daha düzgün olması için şöyle de yapabiliriz. Döndükten sonra içine geçeriz. Buradan iki zincir çekeriz. Şöyle bir dönüş daha güzel olacak. Şu tek trabzanı yapmasanız dahi olacak. Fark etmez. Görüntü hoşumuza gitsin, yeterli. Sonra lastikle toplayacağız zaten. Evet, şöyle birazcık uzaktan göstereyim anlaşılması için. Şimdi bu sırayı örüyorum. Tekrardan buraya kadar geliyorum. Evet, kol ucuna kadar ördük. Tekrardan geriye geldik. Bu işlemi ilk önce yumağınızın büyük olduğu tarafta yaparsanız rengin nereye kadar gideceğini bilirsiniz. Biten ipinizi nereden eklemeniz gerektiği konusunda daha net karar verirsiniz.
Şimdi bir tane eksiltmiştik, bir tane dönüşte eksilttik. Son kez şu sonuncuyu ördüm. Dönüşte bir tane daha eksilteceğim. Yine içine yürüyorum. Şu kenardaki trabzanı yapmasam da olur. Atlıyorum. Ve aynı şekilde son kez gidip geleceğim. Bu kesiş benim için yeterlidir ve o sırada bırakacağım. Artık kesmeyeceğim. Bu gidişten sonra şurada bir gerisinde kalacağız ve bırakacağız. Hizasına gelmiş oluyoruz. Aynı işlemi sol omuz içinde yapacağız ve ense kısmının kesme işlemini tamamlamış olacağız. Masanın üzerinde çok belli olmuyor ama ipin renk dağılımı şöyle kar tanesi gibi çok güzel. Evet, ense kısmının oyuntularını gösterdim. Şimdi bakın. Bir şey atlamadım, merak etmeyin. Biraz önceki anlatmış olduğum oyuntu kısmı. Şimdi tane tane anlatıyorum. Biraz önceki yaptığımız oyuntu kısım şuraya kadar. Şuraya kadar. 3 defa eksilttik. Karşı tarafı da aynı şekilde kestim. 3 tane kesecektim ama şöyle bakın 1, 2, 3.'den devam ettim. Çok fazla açık olmasını istemediğim için. Şu kısmı biraz daha muntazam yaptım. Gösterirken orada kamerada zorlanmıştım. Şöyle şu geçişleri daha muntazam dikkat ederek geçebilirsiniz. Evet, kolumuz bu tarafta. Şimdi burayı ördüm, ne kadar ördüm? Şuradan itibaren bu mesafe kolun genişliği. Tam olarak şu omuzda kesmeyi bıraktığım yerden itibaren şu miktar buraya eşit. Dengeledim. Yani hemen katlıyorum. Hemen geriye çekiliyorum. Bakın kol. Fakir kol yapıyorum. 25 santimetre uzunluğunda koltuk altından itibaren. Burası bakın. Öne evrilen, öne doğru yönelen kısım olacak. Şimdi biraz önce şablonda anlatmış olduğum V yaka kısmı burasıydı. Ben V yaka değil de ön kısmı dar olarak indiriyorum. Sonradan lastik ekleyeceğim. Düz olarak devam ediyorum. Burayı biraz daha geniş ve tamamen kapanan bir hırka isteyenler burayı düz devam etmeyecekler. Şu omuzdaki kesme işlemi bittikten sonra şöyle bir şerit mesafesi 4-5 sırayı diyeyim düz olarak ördükten sonra, yeleklerde de o şekilde olur ya, hatta şuraya kadar diyeyim, mesafeyi düz olarak geldikten sonra hafif, her sırada olmayabilir, 2 sırada bir kenarda V kafesi arttırarak yakayı aşağıda istiyorsa buraya kadar, dar kısa bir V yaka istiyorsa şuraya kadar, yine yuvarlak istiyorsa şu arkadaki kesmenin aynısını uygulayarak, arttırma yaparak bu şekilde döndürerek nasıl istiyorsa yapabilir. Örmeyi basitleştiriyorum, yeni başlayanlar da kolay yapabilsin diye bu şekilde anlatıyorum. Şimdi ön tarafa dönünce bizim şeritlerimizin kalınlığı değişecek. Çünkü burası daralacak. Ve buradaki şeritlerimiz oldukça kalınlaşacak. Hiç sorun değil. Önemli olan önden baktığımızdaki her iki parçanın görüntüsünün eşit olması ve sırt kısmından baktığımızda arka parçanın stabil, eşit devam etmesi. Benim önemsediğim yer burası. Birazcık takarım ben öyle şeyleri. Takmıyorsanız da hiç sorun değil. Baştan sona örer
geçersiniz. Umarım bu kısmı anlatabilmişimdir. Geldik ikinci noktaya. Şu sırayı da ben saydım. 22 sıra, 21 sıra. Yani kolum 21 sıra, 22 sıra da burada. 42-43 sıra kadar tamamını uygulamış oldum. Şimdi ikinci nokta. Şuraya kadar geleceğim ve geldim de kol ucundan koltuk altına kadar gelmem gereken miktar şurası, sonradan eklediğimiz kısım 16 adet V kafesten oluşmakta. Burada da aynısını yapacağım. Sırayı buraya kadar geldim ve buradan şurada yapmış olduğumuz şu küçük geçişi, bunu daha çok yaparsanız daha rahat bir koltuk altı elde edersiniz. Onu yeniden hatırlatıyorum. Bir iki tane daha ilave ederek daha böyle kavisli bir görüntü yapabilirsiniz. Şimdi buradaki tek geçişi burada da elde edebilmek için şöyle açıyorum. Şöyle açıyorum. Bakın. Kol ucundan itibaren 16. kafesi, şu 16. kafes bırakıyorum, buradan geri döneceğim. Onu da nasıl, bakın. Şöyle V kafesi yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Evet, şimdi bu kısmı elimde alarak ben size göstereyim. Şurayı sökeyim de göstereyim. Şimdi bakın, kol ucundan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16. V kafesteyim. Çünkü burayı biz kol altında arttırmıştık, hatırlıyorsanız. Küçücük kavis vermiştik. Bir taneyi örüyorum 16. kafesin içine ve ondan sonra geri dönüyorum. Geriye kaç tane kafesim kalıyor? 2 tane zincire çıkıyorum. Bu örgüde kesme işlemini de böyle yapıyorsunuz her zaman. Şimdi kaç tane ön parça için V kafesim kalmış ona bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ön kenar parçamın model sayısı 9. Karşı tarafı da aynı şekilde eksilteceğiz. Evet, şimdi bakın. Şu kısım kolun şu mesafesiyle eşit. Burası benim artık ön parçam. 16 tane model, 16 tane model. V kafes yani. Sizin örgünüz, modeliniz neyse sayınız da o olacaktır. Ve biz bunu burada yaparken şöyle bir ayrıntı var. Bunu isteyenler uygulayabilir. Ben bu videoda uygulamayacağım. Kafa karıştırmamak ve çekimi daha rahat yapmak adına. Şu sıraya geldiğiniz zaman son sırayı dönerken şuraya birleştirerek tığ ile karşılıklı motiflerdeki yaptığımız birleştirmeler gibi birleştirme uygulayarak daha sonrasında dikiş veya birleştirme ile uğraşmamak adına kol kısmını birleştirerek buraya gelirsiniz. Ön için ördüğümüz şu küçük parçamızı örerken her sıranın sonunda kenar kısımlarına monte ederek gidiş geliş örerseniz daha sonrasında bir dikiş veya birleştirme yapmadan örgünün tamamını birleştirerek devam edebilirsiniz. Daha da kolay olacaktır. Şimdi her iki ön parçayı tamamlıyorum. Evet, ön parçalarımı bitirdim. Şöyle bir uzaktan göstermek istiyorum. Kimono tarzı veya abaya tarzı denilen şekilde istediğimden dolayı kolunu geniş yaptım. Dilerseniz lastik örerken şu kol ucunu
Bu şekilde büzerek balon kalo çevirebilirsiniz. Manşetli yapabilirsiniz. Yine etek uçlarını başlangıçtaki gibi 4 sıra lastik uygulayarak tamamladım. Renk geçişlerini ayarladım. Ense kısmı ve ön taraf dedik. Şimdi ne yaptık? Şablonumuzu tamamladık. Her iki parçayı da ördük. 15'er santimetre genişliğinde benim koltuk altından lastiğe kadar olan kısmım 48 sıra. Bu sizde değişebilir. Genişlik olarak da 9 adet V kafesten oluşmakta. Şimdi yeni ölçümüz, beliren yeni ölçümüz nedir? Kol yüksekliğimiz 28 santimetre. Yani şu kol kısmı 28 santimetre. 28 santimetre de ön tarafa devrilen kısmında var. Toplamda 65 santimetre artı 28 santimetre toplamda 93 santimetre benim yeleğimin, hırkamın boyu. Kendi istediğim. Şimdi lastik kısmını, ön lastik kısmını toplama kısmına geçelim ve sonrasında yan tarafların birleştirmesine geçeceğiz. Lastik kısmında renk ayarlaması yapmayacağım. Ne geldiyse o şekilde örüp geçeceğim. Sağ uçtan başlıyorum. Tam köşe kısmından. Burayı düzgün yaparsak başlangıç kısmında, sonrasında görüntü de güzel olacaktır. Önemli olan dip kısımdan enseye kadar yaptığımız arttırmaları karşı tarafta da eşit yapmak. Buradaki dikkat edeceğimiz şey budur. Şimdi bir adet köşeye trabzan ördükten sonra hemen önündeki trabzanın içinden bir tane daha örüyorum. Yanlarda ikişer zincirle dönmüş olduğumuz trabzanlarımız var. Kasmayacak ve marullanmayacak şekilde. Tabii fırfır tarzında marullanmış bir lastik de yapabilirsiniz. Çok da dökümlü de duracaktır. O da olur. İki tane boşluğa bir tane arasındaki ilmeğin üzerine tekrar iki tane dönüş trabzanının içine bir tane trabzanın tepesine bakacağım. Beni kurtarıyorsa böyle devam edeceğim. Eğer fazla geliyorsa o aralara batmayacağım. Ve direkt şu kısımdan devam edeceğim. Yani şuraya batmadan devam edeceğim. Buna bakacağım. Sizin örgünüz de daha farklı da olabilir. Bakın sıkışmaya başladı. Şu ara kısma yapmadan atlıyorum. Sadece boşluğa yapacağım. Bu şekilde bütün kenarı dolaşıyorum. Yaka da dahil olmak üzere bütün kenarı dolaşıyorum ve sonrasında aynı şekilde lastiği örüyorum. Şu lastik modelini uyguluyorum. Omuza kadar gelelim. Evet, örgü birazcık sıkıştı. O yüzden bu kısmı söktüm. Ve tekrardan sadece trabzanların içerisine ikişer adet trabzan yaparak şu aradaki tepe noktalarını atlayarak devam ettim. Bakın grup grup. Bölük bölük trabzan grupları olması sıkıntı oluşturmaz. Üst sırada lastiğe başlayınca burası dengelenecek. Bakın bu şekilde devam ettim. Evet, etek ucundan başlayarak yaka kısmına kadar geldim. Arkadaşlar, yorum kısmında kaç ip kullandınız, hangi numara, tığ gibi soruları cevaplamayacağım, yorumları. Bunu baştan söyleyeyim. Çünkü
Geçen bitirmiş olduğum Bolero'da sayısız buna benzer soru var. Videoyu atlayarak izlemeden üstün körü geçenler var. Ben burada bir saat, yarım saat, bir saat video montajlayarak size emek sarf ediyorum. Ve atlayarak izleyenler olduğunu bildiğim için de videonun birkaç tane yerinde aynı şeyi yeri geliyor tekrar ediyorum. Ve tekrar oturup yaklaşık 200 civarında olan videolarımda videoda anlattığım her şeyi tek tek yorumlara soranlara tekrar yazmam sizce mümkün müdür? Yani çoğuna da yazdım ama bunun bir sonu yok. O yüzden şimdiden söylüyorum. O tarz yorumları cevapsız bırakacağım. Çünkü videoda yeterince bütün bilgiler var. Lütfen izleyin. Omuz kısmındayım. Yine şu yan taraftan. Bu kısma dikkat edeceğiz. Enseyi toplarken marullanmasın yeterli. Şöyle birazcık trabzan başı esneme yaptığı için bu şekilde arası ayrı gibi dursa dahi o sizi yanıltmasın. O üst sırada toparlanır. Mesela burası dönüş kısmı, kestiğimiz kısımlar. Şöyle bir tane V kafesin içine yaparım. Kenar kısmından şöyle dar olan kısımlarda birer tane geçebilirim. Yine iki tane. Yine iki tane geniş alanlarda iki tane. Sadece iki tane yerde bir adet kullandım. Bir adet trabzan yaptım şurada. Onu karşı tarafta da aynı şekilde yaparım. Yine V kafesin içine bir tane. Şimdi düz olan kısma geldim. Düz olan kısımda sayımız neydi? Lastik kısmında uygularken de bir tane tepesine, iki tane V kafesin içine. Yine bakacağım. Dengeleyeceğini düşünüyorum. Bir tane aradaki tepe noktasına, pardon, şuradan V kafesin içine iki tane, bir tane aradaki kısma. Bu açıklıklar kapanacak, merak etmeyin. İki tane V kafesin içine, bir tane iki V kafesin arasına. Bu şekilde dengeler diye düşünüyorum. Bunun bir kuralı, bir ölçüsü yok. El ayarıdır tamamen. Adı üstünde el işi zaten. Herkese göre değişir. Çok muntazam örenleriniz var. Ense kısmını bu şekilde toparlıyorum. Evet, ense kısmını tamamladım. Aynı şekilde yaptım. Bakın. İkişerli trabzan grupları halinde. Sadece dönüşte iki tane yerde birer adet trabzan bıraktım. O kadar. Hepsi aynı. Bakın, hepsi aynı. İkişerli trabzan grupları. Ve bu şekilde. Evet, kenar toplamayı gösterdik. Şuradan itibaren aşağıya kadar ineceğim. Aynı şekilde trabzanı toplayacağım. Sonrasında buradaki lastiğin aynısını uyguluyorum ve bir miktar örüyorum. Çekmeme gerek yok. Evet, lastikleri örünce görüntüsü oldukça değişiyor projelerin. Sol tarafı birleştirdim ve kol ucuna dönerek 4 sıra halinde aynı lastiği uyguladım. Ucuna da biye yaptım. Şimdi bunları tek tek göstereceğim. Şu biyeyi bütün ön tarafın lastikleri olmak üzere bütün kenarlarına uygulayacağız ve o bizim örgümüzün, kıyafetimizin çerçevesi olacak. Genişliklerde uyumsuz olan yerler varsa o biye ile toparlayabilirsiniz. Ön tarafın lastiğini şu anda 6 sıra ördüm. Tamamen daha geniş, yani şöyle bir 15 santimetre, 20 santimetre yakın genişlikte örüp şal yaka gibi yakasını kıvırmayı düşünüyordum. Yalnız ipim az kaldı. Devamı da yok. Aldığım yerde bitmiş. O yüzden çok kalın bir lastik uygulamayacağım. Zaten şu andaki haliyle de genişliği önü kapanarak sağlanmakta. Arka kısmı o yüzden geniş bırakmıştık. Şimdi kol kısmı için bir iki tane bir şey söylemek istiyorum. Ben
Fakir kol dedim. Biraz daha kısa düşünüyordum aslında. Deneyerek, giyerek baktık kol birazcık uzun olmuş. Yani dirsek koldan daha uzun olmuş. O yüzden de manşet ekleyerek biraz daha uzunluğunu sağladım. Biraz sonra giyince zaten göreceksiniz. Şimdi bu kol oldukça geniş bir kol. Bunu böyle istemeyenler. Birazcık anlatmıştım. Şimdi burada tekrar net bir şekilde göstermek istiyorum. Kolu bu şekilde istemeyenler, şöyle isteyenler. Kolucu daha dar olsun veya tamamen bileğime kadar olsun isteyenler. Örerken bu şekilde yapacak. Onu da nasıl yapacak? Daha önce söylediğim gibi şuradaki gösterdiğim art tırmayı her sırada yapacak, yapacak. Ta ki şöyle bolluğunu dirsek kısmına kadar sağlayana kadar. Ve ondan sonraki kalan kısımda 2-3 sırada bir arttırarak yapabilir. Uç kısmına düz olarak gidebilir. İstediği kol şekline göre bunu vermek çok zor değil. Bir diğer seçenek bu kol tarzı tamamen hırkanın duruşu tamamen sizin giyim stilinize göre değişecek. Ben size ana iskeleti ve kendi istediğim modeli sunuyorum. Bu modeli beğenmek zorunda değilsiniz. Burada amaç teknik bilgileri vermek ve sizin ufkunuzu genişletmek. Bir diğer seçeneğim kol ile ilgili. Bu şekilde geniş bir kolu yaparım. Uç kısmına manşeti, lastiği örerken atlayarak toplarım. Yani benim biraz önce yaptığım gibi şuradaki gibi birebir trabzanla toplamam. Onu da kaç adet topladım göstereceğim. Daraltarak toplarım. Ve şöyle balon bir kol elde ederim. O da çok hoş duracaktır. Ucu manşetli olur, dirsekte olur, dirseğin altında olur. O tarz dış giyimler var. Bir seçenek daha. Hiçbir lastik örmeden sadece burayı büzersiniz. Lastik ile, yani hazır bir lastik, geniş ince bir lastikle iç kısmını kıvırıp içinden geçirerek veya bir şekilde büzerek büzme işleminden sonra bombeyi içeriye verirsiniz. Yine balon kol tarzı bir koldur o da bilirsiniz. Anlamışsınızdır umarım. Şöyle içeride kalır. Balonumsu bir kol elde edersiniz ama manşeti gözükmez, içeride kalır, dökümlü durur. Bu da mümkün. Bu da güzel oldu. Ben denedim. Şimdi yan tarafı birleştirdim. Bakın. Muntazam ve hiçbir şekilde belli olmayacak şekilde birleştirdim. Birleştirmeye etek ucundan başlarsanız kol altını dengelemeniz daha kolay olur. Çünkü burası birebir sayıda devam edeceği için sıra olarak sizi yanılttırmaz. Ama kol ucundan başlarsanız biraz daha zorlanabilirsiniz denk düşürmek adına. Evet, şu şekilde yan olarak dengeleyerek koyduk. Önce şuradan ipi takacağım. Sonra yaklaştırarak göstereceğim. Tamamen köşesinden, uç noktasından, köşe trabzanının tam köşesinden ipi takıyorum. Beyazla birleştirmiyorum. Ebru'lu kısımla birleştiriyorum. Sırıtmasın diye. Bir tane zincir. Şimdi aynı şekilde başlangıçta şöyle üzerinden alalım. Karşı köşeden. İçinden geçirdim. Birazcık yaklaştırdım. Çok sıkı yapmıyorum. Bir tane zincir. Trabzana atlıyorum. İçinden geçiriyorum. Orada bir çıkıntı olmaması için. Bir tane zincir. Karşı trabzana atlıyorum. Biraz daha yaklaştıralım. Üstten alta doğru. Şurayı hafif sıkıştırıyorum. Çok bol bırakmıyorum. Bir tane zincir çektim. Karşıdaki trabzan boşluğa. İçinden geçir. Bir zincir. Arkayı ve önü ördüğünüz zaman elinizde kimi yerde bollaşma, kimi yerde sıkılaşma olduysa gayri ihtiyari hiç sıkıntı etmeyin. Bazen olabiliyor farklı zamanlarda ördüğümüz zaman. Önemli olan parçaları bu şekilde eşitleyin
birebir karşılık gelecek şekilde olmasa da olur. Bazen aralara batarak yapabilirsiniz. Önemli olan dikişin büzük olmaması, büzgülü olmaması. Ben bu şekilde trabzan gruplarının dönüş trabzanlarının iç kısmından alarak yapacağım. Şimdi bakıyorum. Gayet güzel gidiyor. Şöyle koyarak da yapabilirsiniz. Önemli olan dengelemeniz. Yandaki boşluktan bir tane zincir karşıdaki boşluğa. İçinden geçir bir zincir. Bakın, yan kenarlar denk gelmekte. Şimdi örgünün bir tarafı ters V kafes, bir tarafı düz V kafes ama yandaki iki zincirli kısımlar eşit. O yüzden sıkıntı değil. Şöyle. Çok sıkı veya bol olmamak kaydıyla. Bir zincir. Karşıya atlıyorum. Son kez yakından bir kez daha göstereceğim. Bir zincir. Bildiğiniz başka teknikler varsa onları da uygulayabilirsiniz. Söylediğim gibi iğne ile gizli dikiş de yapabilirsiniz. Gizli dikiş videom var. Kalitesi çok iyi olmayabilir ilk videolarımdan. Kolucu lastiğini de göstermek istiyorum. Bakın, yan durduğu için V kafesler, şunlar bizim V kafeslerimizdi. Bunlar da kenarındaki geçiş trabzanlarıydı. Döndürdüm kolucunu yaparken. O trabzanların içine iki tane trabzan atladım. Yan tarafa iki tane trabzan göstereyim hemen. Evet, şöyle kol, diğer kol. Bunun dikildiğini varsayın ve o şekilde şöyle köşeden başlayacaksınız dikildiği zaman. Şuradan hemen rastgele ip alıyorum. İpimin yettiği kadar ön lastiği tamamlayacağım. Cep yapabilirsiniz. Beline kuşak örebilirsiniz. Çok şık olur. Hepsi çok şık olur. Hazır gibi olur. Bu dar kenara bir tane yapıyorum. Bir tane de tepeye yapıyorum. Sadece bu başlangıç kısmında. Ondan sonra bakın, kenarlardaki V kafeslerin yanlarındaki dönüş trabzanlarının içine 2 adet double kroşe yana atlıyorum. Şu tepelere yapmadım. Ön kısımda da öyle yapmıştık. Şimdi atlıyorum. Yandaki boşluktan ve bu şekilde daire şeklinde topluyorum. Yakası da çok muntazam oldu ve bu şekilde kolu örüyorum. Lastiği hep ön taraftan ördüğümüz için şu anda daha kolay. Bakın, dikişli tarafından başladığım yer ve biyesi ile tamamlıyoruz. Biyeyi de birazdan göstereceğim.
Evet, kenar biyesine başladım. Nereden başladım? Ön parçayı birleştirdiğim noktadan başladım. Şuradan başlamıyorum. İpi gizlemem. Daha güzel, daha estetik olsun diye. Beyaz ile gitmek istedim kenar kısmına. Kendi ipinden kalsaydı onu da kullanabilirdim belki ama ben beyaz hat tercih ediyorum. Öyle istiyorum şu anda. Bu biyeyi de iki şekilde yapabiliyoruz. Ben arka taraftan yapıyorum ve birazcık daha tok bir kalın ip ile yaptım. Bu biyeyi yapmamın iki sebebi var. Birincisi estetik açıdan daha güzel bir görüntü sağlamak. Ben öyle seviyorum. Yapmaya da bilirsiniz. İkinci sebebi bu lastiği tek taraflı bir düz bir ters ördüğümden dolayı birazcık geriye doğru şöyle kıvrılma riski var. Ütü basıyoruz zaten az bir miktarda ütü de uyguladım. Ütü rahatlıkla ütü uygulayabilirsiniz ama biyeyi arkadan örerek, bu biyeyi iki şekilde örüyoruz demiştim. Arkadan örerek o kıvrılma riskini durduruyorum. Ve sonrasında eğer lastiğinizin çok örgü yapmadıysanız, son sırasının trabzanı biraz gevşek olabilir, birazcık dağılmış bir şekilde gözükebilir gibi görüntü açısından daha muntazam olmasını sağlamak adına, toplamak için. Çok gevşek veya çok sıkı bir şekilde yapmıyorum yalnız. Onu örerken kendi örgünüzün durumuna göre ayarlarsınız. Ve şurada küçük bir sürpriz. Bir tane cep ördüm. Kalan ipimle bir düz bir ters cep ördüm. Kaç ilmek örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek. Yine bir düz bir ters olacak şekilde. Diğer bir ayrıntı. Şu kısımda kenar biritleri ördüm. İpi iki kat yaptım. Ve şu kadar mesafede giydim ve ona göre kendim istediğim alanda göğüs altına gelecek şekilde kuşak kullanabilmek için bunu oluşturdum. 9 veya 10 adet zincir, 2 kat ip ve 5 sıra V kafes aşağıya doğru inerek 5 V kafes üzerinden böyle birit koydum ve karşı tarafa da aynı şekilde uyguladım. İstediğim zaman kuşaklı olarak da kullanabilirim. Cepte de yapabilirim. Kendi kıyafetinizi kendiniz yapmanın en güzel avantajı istediğiniz ayrıntıyı yapabiliyorsunuz. Kollardan mı sıkıldınız? Bir süre sonra ister daraltın, ister kısaltın. Bir süre giydiniz, sıkıldınız. Gidin bir overlockçuda kestirerek dahi kısaltabilirsiniz. Tığ örgü olduğu için çok kolay olacaktır. Şimdi biyeyi gösteriyorum. Örgünün bütün kenarını, hırkanın bütün kenarını dolaşarak yapacağım. Elimde ördüm. Masanın üzerine koymadan yaptım. Dengeleyebiliyorum. Dengelemekte zorluk çekenler düz bir zemine hırkalarını koyarak da örebilirler. Bu da yine kartopunun düz renk bir ipi ama kalın bir ipi. Uzattım ilmeği. İpimi birazcık uzattım. Dengelemek adına. Evet. Örmüş olduğumuz trabzanların tepe noktasında bu biyeyi iki şekilde örebiliyorum. Birincisi önden alarak yapabiliyorum. Önde yatık bir sıra ilmek görüntüsü oluyor. Ama ben bu lastiğimin kıvrılmasını engellemek de istediğimden dolayı arkasından alıyorum. Yani şu trabzanı örmüş olduğumuz tepe noktasındaki şu ilmeklerin arkasından tek ilmeğinden alıyorum. Geçiriyorum. Alıyorum, geçiriyorum. Sadece içinden geçiriyorum. Bunu hırkalar hariç patikler, çantalar ve pek çok örgünüzde kullanabilirsiniz. Kenar biyesi, zincir yürütme, nasıl adlandırırsanız bu şekilde.
Biye görüntüsü iç kısımda kalmakta. Hem çok öne gelmiyor, beyaz çok göze parlamıyor. Hem de kenar kısmı daha muntazam olmakta. Diğer şekilde yaparsanız normal trabzan örer gibi şöyle önden alarak yapıyorsunuz. O da olur. Ama bu sanki üzerine yürütülmüş bir dikiş gibi kalıyor. Şöyle yaptığınızda şunun son sıra ilmeği kayboluyor. Sadece beyaz gözüküyor ve önde gözüküyor. Ama bu ikinci bir hat gibi kenar biyesi hazır. Kıyafetlerdeki gibi olmakta. O şekilde yaptım. Evet, şimdi son dokunuşları, iplerini temizleme, hafif bir ütü işlemi ve sunuma geçebiliriz. Hırkamızı tamamladık. Geçen gün bir tane izleyicim demiş ki giyme bakalım demiş. Mankende çekmiştim boleroyu. İnsan üzerinde görelim demiş. Ben de bu defa kendi üzerimde çekiyorum. 40-42 bedene göre algılayın. Boy uzunluğu diz altına kadar, diz seviyesinden hafif aşağıda. Umarım beğenmişsinizdir. Ben keyifle ördüm ve keyifle giyiyorum şu anda. Giydiğim zaman da inanın çok kullanışlı olduğunu gördüm ve iyi ki bu modeli çalışmışım diyorum. Evet, önü açık şekilde de kullanabilirsiniz. Broş da takabilirsiniz. Tek düğme de yapabilirsiniz. Biraz önce yaptığım gibi kapatarak kuşak da bağlayabilirsiniz. Ve videonun başında da anlattığım gibi daha geniş bir lastik örerek şal yaka şeklinde kıvırıp tamamen kapanmasını da sağlayabilirsiniz. Evet, bu ve benzeri projelerimin daha çok olmasını istiyorsanız beğenileriniz, görüş ve yorumlarınız bizim için etkileşimleriniz çok önemli. Sizlerden de bunu bekliyorum. Evet, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest'ten Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Yeni ve güzel projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.